Ben Haluk Tatar, SOYTÖKS eğitim setine hoş geldiniz. Tamamen sıfırdan ileri seviye SOYTÖKS öğrenmeniz için hazırladım bu eğitim setini. Daha önceden hiçbir CAD programı bilip bilmemenizin önemi yok. SOLIDWORKS'un 64 bit sürümüyle hazırlıyorum 2014. Şu alt köşede görüyorsunuz bakın. SOLIDWORKS'un bu yeni versiyonunda yenilikler olarak da bir bölüm var. Tamamen sıfırdan genelde eğitim vereceğimi bilin. SOLIDWORKS'un yeni versiyonu neler değişti? Şu W'nun tepesini biraz buladılar. Şuraya 2014 yazdılar. Bir de hemen şurada logonun kendisine geldiğiniz zaman dikkat ederseniz bir renk değişimi söz konusu oldu. Onun dışında gelen yenilikleri zaten birlikte göreceğiz. Bu SOLIDWORKS eğitim seti için sizin kullanmanız gereken bilgisayar aşağı yukarı i5, i7 civarı bir şey olmalı. Hani RAM'inizi düşünürsek ekran kartının güzel olması için 2 GB ekran kartı öneriyorum ve 8 GB'da minimum sistem olmalı. Bu SOLIDWORKS'un istediği. Çok ideal bir makine nasıl olur? Quadro bir ekran kartı alırsınız ki yaklaşık bu zaten 1000 dolar civarıdır. 16 GB RAM'iniz olur ve i7 4. nesil işlemciyi Dell Workstation üzerinde bulursanız işte o SOLIDWORKS kullanmak için mükemmel bir bilgisayardır. Bu eğitim setini çekerken kullandığım bütün egzersiz dosyaları, uygulama dosyaları her bir konuda tek tek belirtmesem de lütfen şu yukarıya özellikle dikkat edin eğitim parçası için. Şurada ismi yazılıdır her dosyanın. Ben gelip de herhangi bir dosyayı açtığım zaman mutlaka ismi şu yukarıya yazar. Dolayısıyla siz de lütfen bu yukarıdaki isme bakarak parçayı ilgili konudan bulun. SOLIDWORKS'un her parçasını koydum mu? Hayır. Çünkü bazılarını çizebileceğinizi bildiğim için koymadım. Ödev olsun diye. Bazılarının bitmiş hallerini koydum. Hatta teknik resimlerini de koydum. Montaj, analiz vesaire bunların sonuçlarına ilgileniyorsanız bunları da aynı şekilde içerisine yerleştirdim. Bu seneki eğitim seti, SOLIDWORKS'un 2014 eğitim seti, geçmiş senenin eğitim setine göre 3 kat daha büyük bir eğitim seti. Daha da fazla büyüyor çünkü her ay daha da fazla konu çekeceğiz. 3 arkadaş, yani %95'i bana ait olmak üzere 3 arkadaş beraber hazırladık. Onlara da burada teşekkür ediyorum. Bu eğitim setinin içerisinde analiz dahil her şey var ama siz bu eğitim setini parça parça izleyeceksiniz. O yüzden komple geçen sene gibi veya ondan önceki sene gibi veya daha önceki senedeki gibi komple bir eğitim seti olarak değil, istediğiniz parçasını izleyebileceğiniz bir eğitim seti olarak düşünüyorum. Lütfen belli bir sırayla gidin. Konuları atlayarak aradan izlemeye çalışmayın. Çünkü konular televizyon dizileri gibi birbirine bağlı halde gidiyor. Yani en azından ünite izleyin. Yani staj modelleme ya işte kalıpla alakalı bir şey izleyecekseniz kalıbın 5. videosunu izlemek çok da bir şey katmaz size. SOLIDWORKS ile ilgili bana en çok gelen sorular SOLIDWORKS'un tabii ki beraber eğitim yapacağımız için söylüyorum. İngilizce butonlar ve İngilizce menüler. Şimdi SOLIDWORKS'u açtığınız zaman SOLIDWORKS'un arayüzü içerisinde bazı şeyler Türkçe, %90'ı Türkçedir. Ama Türkçe çevirisi çok başarılı olmadığı için maalesef İngilizce kalan kelimeler var. Yani gelip de baktığınız zaman help'te yardımda bir şeyler İngilizce çıkacaktır. Ama eğer butonlar halen gerçekten İngilizce ise Türkçe kurmanıza rağmen 3 aşamalı çözüm oluyor. Birincisi lütfen seçeneklere gelip başka bir şey kurcalamayın. Lütfen sadece bunları İngilizce unsur ve dosya isimlerini kullanın iptal edin. İngilizce menü kullanın iptal edin. Bunlar olmasın her şeyden önce. Yani şunlar iptal olsun tamam deyin. İkinci şey kurduğunuz bilgisayardaki zaman dilimi ve bölge ayarları mutlaka masa üzerinden denetim masanıza ulaşarak Windows 8, Windows 7 artık bilmiyorum ne kullandınız ama denetim masasına bir şekilde ulaşın. Orada bölgesel dil seçenekleriniz ve bölgesel ayarlarınız Türkiye ve Türkçe olsun. Üçüncü aşama ise kurarken size soruyor. Türkçe mi kurayım veya işte başka bir dilde mi kurayım? Buna dikkat edin ve Türkiye Türkçe olarak seçin kurulumu. Ha, bunun istisnası ne? Şu bunun istisnası Windows 8 kullananlar. Şimdi Windows 8 kullananlarda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Windows 8 maalesef bu sene şöyle bir 8.1'de de düzelmedi bu. Şöyle bir değişiklik yaptı. Türkiye'de satılan Windows 8'lerde multi language değil, single language diye çıkıyor. Windows 7'lerde bu yoktu. Single language ne geliyor biliyor musunuz? Tek dil geliyor. Yani Türkçe almadıysanız Türkçe'yi sonradan ekleyemiyorsunuz. İngilizce SOLIDWORKS'te İngilizce Windows'u görünce otomatikman kendi dilinden ortaya çıkıyor. Buna da dikkat edin. Windows 8 kullanıyorsanız bayağı bir sorun yaşarsınız. Bir parçaya veya montaja girmediyseniz temel olarak arayüzümüz 4 kısımda görülüyor. Şu iğne işaretli ise bu açık olan kısım ki genelde bu iğne işaret değildir ve burası saklıdır. Hemen başlangıç menüsü şuradaki.
Bu butonun üzerine geldiğiniz zaman çıkar işte bu yazılı kısımlar. Bununla ilgili ulaşabileceğiniz yerler. Hızlı menü. Bu hızlı menü birçok şeyi eklediğimiz print'i, save'i vesaire kolay ulaşayım diye. Buradaki lütfen düğme boyutlarıyla oynamayın. Sizde eğer şöyle anormal boyutlarda gözüküyorsa insani boyutları geri getirin. Çünkü 1 inç eksik çalışacaksınız demektir bilgisayarınızın boyutuna göre. İkinci kısım sağ üst köşedeki şurada göreceğiniz arama ve yardım bölümü. Bu yardım bölümünün kullanımını ayrıca size anlatacağım. Çok faydasını göreceğiniz bölüm. Üçüncü kısımsa görev bölmesi dediğimiz kütüphaneyi vesaire birçok alanı kullanacağımız burası. Demek ki bu üç kısımla aslında bu da içinde ikiye ayrılıyor. Buradaki gizli menü ve hızlı menü. Bunlarla birlikte SOLIDWORKS'u kullanacağız. Zaman zaman şu alt taraftan çeşitli ölçüleri, birimleri değiştirmeyeceğiz değil. SOLIDWORKS efektif kullanmak istiyorsanız bu ekranı çok sık göreceksiniz ve çok sık hakim olacaksınız. O yüzden de lütfen eğitimi sırasıyla izleyin. Özellikle başlangıç eğitimlerini atlayıp sonradan ben nasıl olsa biraz biliyorum diyeyim. İlerilerden başlayanlarda kısa yolları öğrenmekte çok sorun yaşıyoruz. Burada aslında muhatap olacağınız bölümlerden birisi şuradaki görev bölmesi. Bu görev bölmesi birçok şey içeriyor. Parça kütüphanesi, cıvatası, somunu, rulman vesaire. İşte hoş geldin bölümü, forumlara ulaşım, tutorial, yardımcı SOLIDWORKS araçlarına ulaşım. Hemen altında bilgisayarınızın içerisinde dolaşmayı sağlayan kısım. Teknik resim paleti ki teknik resimde görünümler olacak. Şimdilik acele etmeyin bunlara geri gelince gireceğiz. Biraz görünümlerle işte renderla vesaire alakalı ekranda güzel bir şeyler, cicili bir şeyler olsun kısmıyla alakalı bölümler. Bunlar bu. Bir de ben SOLIDWORKS'u kullanıyorum. SOLIDWORKS'un hangi versiyonu kullanıyorum bilmiyorum. Ona göre de bazı şeyler eksik diyenler oluyor. Şimdi eklentilere girdiğim zaman bakın eğer SOLIDWORKS'ünüz premium paket ise, full ise ve ötesini elektrik alışkanlığı bunu kurduysanız buradaki kısımlar açıktır. Şurası eskiden beta versiyonunda bir SOLIDWORKS'ün Tridivia diye geçiyordu ismi. Şimdi SOLIDWORKS Composer oldu. Bildiğimiz eski SOLIDWORKS Tridivia Composer. Bunlar ben SOLIDWORKS forumu da sevmem. SOLIDWORKS.Türkiye.com ondan daha büyük. En azından soruları cevap veriyor bizim çocuklar. Bunlar her açtığınız bilgisayarınızı ekstradan yorar, bunu bilin. Bu premium paketiniz varsa görebilirsiniz. SOLIDWORKS Office paketiniz varsa görebilirsiniz. Office Professional ve diğer ekstra eklentiler. Bunlar tamamen olursa, elinizde var ise paketinizde olur. Ve her ikisini de işaretlemeye zaman. Bu etkin hale getirir, bu çalıştırır. İki kutuyu da işaretlemeden verim beklemeyin. Tüm bunların neticesinde 2014 arayüzünde çok korkacağınız bir değişiklik yok. Eğer ki elinizde SOLIDWORKS'ün 2012'si, 2013'ü varsa lütfen 2014'ü bir şekilde temin edin ama edemezseniz de bu videoları izleyip uygulayabilirsiniz. Benim önerim her zaman 2014 kullanmanız. Niye? Eğitim seti 2014, uygulama dosyaları da 2014. Aşağı versiyonu da açamazsınız ama elinizde 2012 varsa da bir şekilde aynı, kullanacağız, ekstra masraf yapmayacağız. Ama 2014 eğitim setinde çok şey anlattım. Arayüz korkacak kadar değişmediği için rahat olsun. Son bir şey. SOLIDWORKS'ün 2015-2016'sı ile ilgili bir bilgi var. Daha doğrusu SOLIDWORKS'ün 2009'unda açıklanan bir hikaye bu. SOLIDWORKS V6, SOLIDWORKS parasolit tabanı aşamalı olarak bırakıyor. Ama bu SOLIDWORKS parasolit tabanı ayrıldı. Battı çıktı değil. Katya kernel denilen bir motora geçiyor. Bununla ilgili de daha sonra sizle ileri seviyeli bilgi paylaşacağız. Şimdi başlangıç videolarında sizi sıkmayalım. SOLIDWORKS'a hoş geldiniz. Tamamen sıfırdan ileri seviye SOLIDWORKS öğreneceksiniz. Ben Umut Tatar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.